Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bölme işlemi ile alakalı örnekler ve soru çözümleri yapacağız. Birlikte bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını daha iyi bir şekilde pekiştirmek yerine bu pekiştirmek için bu örnekleri benimle birlikte sizler tekrar edin. Evet başlıyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu yanlıştır? sonucu doğru olanları eleyeceğiz. Yanlış olanları, yanlış olanı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Bakalım hangisi yanlış çıkacak. A şıkkımız 16 bölü 2 eşittir 8. Bölmesini burada yapacağız ve doğru mu yanlış mı göreceğiz. Bakalım. 16 bölü 2. Evet ikişer ikişer 16'ya kadar saydığımızda bakalım sonucumuz 8 mi çıkacak. Haydi hep birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet bakalım 8 bulduk. Şimdi doğru mu bulmuşuz onu çarpma ile iş, çarpma işlemi yaparak eğer kalanımız 0 olursa çarpma işlemi yaptığımızda 16'dan çıkardığımızda doğru yapmış oluruz. 8 kere 2 16 16'dan 16 çıktı ne kaldı 0 o zaman A şıkkımız doğru. Şimdi 5 şıkkımıza bakıyoruz. 15 bölü 5 eşittir 4. 15'i 5'e bölelim bakalım 4 mü bulacağız? 15 bölü 5. 5'er 5'er 15'e kadar sayalım. 5, 10, 15. Evet 3 oldu. 3 kere 5. 15, 15'ten 15 çıktı 0. bu yanlışmış. Biz ne olur ne olmaz diye buna da bunu da kontrol edelim. 18 bölü 3, 6 maddel. 3'er 3'er 18'e kadar sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Evet, 6 parmak kaldırdık. 6 kere 3. 18, 18'den 18 çıktı, 0 kaldı. 16 bölü 2, 8. Doğru. 15 bölü 5, 3 bulduk. Ama 4 yazmışlar demek ki yanlış. 18 bölü 3, 6. Doğru. O zaman yanlış olan şıkkımızı ne yaptık? İşaretledik. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Verilen işlemleri yapacağız. Sonuçlarıyla aşağıdaki sonuçları ile eşleyeceğiz. Bakalım hangi sonuç hangi işleme gidecek. 6 bölü 3. 6'yı 3'e bölelim. 3'er 3'er 6'ya kadar sayalım. 3, 6. 2 parmak kaldırdık. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıktı. Ne kaldı? 0. Evet, 2. Şimdi 20'yi 4'e bölüyoruz. 20 bölü 4. 4'er 4'er 20'ye kadar sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5 kere var. Evet 5 zaten çıktı. 5 kere 4. 20. 20'den 20 çıktı. 0. Evet bu da 5 çıktı sonuç. Bunun sonucu 2. Bunun sonucu 5 çıktı. Yani bölüm kısmı diyorduk buna. 15 bölü 5. 5'er 5'er 15'e kadar sayıyoruz. 5, 10, 15. Evet 3 çıktı. 3 kere 5, 15. 15'ten 15 çıkarınca ne kalır? 0. Şimdi 20 bölü 2 yapıyoruz. 20'yi 2'ye böleceğiz ve sonucumuzu bulacağız. İkişer ikişer 20'ye kadar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet kaç bulduk? 10 bulduk. 10 kere 2, 20. 20'den 20 çıktı ne kaldı? 0. Şimdi eşleştirmeye başlayalım. 2 ile ne eşleşti? Evet buradaki 2'mizi eşleştirdik. 5'i görebiliyoruz. 5 ile eşleştirdik. 3'ü görüyoruz. 3 ile eşleştirdik ve 10'u da görüyoruz. Onu da 10 eşleştirdik. Bu eşleştirmeleri doğru yapanlar kendilerini alkışlasınlar. Yandaki bölme işleminde bölüm kaçtır? Evet. Bölünen kısmımız ne? Burası. Bölünen, bölen, Bölüm kalan bölünen 8 bölen kaç 4 bölüm 2 kalan 0 bölünen bölen bölüm kalan O zaman bölümümüz kaç oldu? 2 oldu. Evet 2 diyenleri tebrik ediyoruz. 4. sorumuz. 2 deste kalemi 5 kişi eşit paylaşıyor. Her birine kaç kalem düşer? 1 deste kalem kaç ederdi? Evet 10 kalem ederdi. O zaman 2 deste kalemimiz kaç eder? 20 kalem eder. 20 kalemi kaç kişi paylaşacak? 5 kişi paylaşacak. O zaman 20 bölü kaç yapacağız? 5 yapacağız. 20'yi 5'e bölüyoruz. 5'er 5'er 20'ye kadar sayıyoruz. 5, 10. 15, 20. Kaç oldu? 4 oldu. 4 kere 5, 20. Bakalım hiç kalem kalmış mı elimizde? 20'den 20 çıktı. Ne kaldı? 0. Demek ki hiç kalemimiz kalmadı. Herkes eşit olarak paylaştı. Ve herkese kaç kalem düştü? Evet, 4 kalem düştü. Beşinci sorumuz. Bölüneni 18, böleni 2 olan bir bölme işleminde bölüm kaçtır? Şimdi yerlerini bir hatırlayalım bakalım. Bölüneni 18, böleni 2. Bize bölümü soruyor. Bölünen burası. Bölen burası. Bölüm burası. Kalanımız da burası. Şimdi yerleştiriyoruz. Bölünen kısmına kaç yazacakmışız? Evet 18. Bölen kısmına kaç yazacakmışız? 2. 18'i 2'ye bölüyoruz. 2'şer 2'şer 18'e kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18. Kaç parmak kaldırdık? 9 parmak kaldırdık. 9 kere 2, 18. 18'den 18 çıktı. 0 kaldı. Ne yaptık peki? Bu çarpma işlemini neden yapıyoruz? Çünkü hiç kaldı mı? Kalanımız var mı? Şurası 0'dan başka herhangi bir sayı olabilir mi? Onu görmek için yaptık. Ama ne, ne oldu? 18'den 18 çıkardık. Çünkü 9 kere 2 18 eder. 18 ile 18 çıktı, 0 kaldı. Şimdi bölüm kısmımızda kaç yazıyormuş? Evet, 9, 9 diyenler bildi. 20 lirası olan Yiğit, tanesi 4 lira olan kitaptan kaç tane alabilir? Yiğit'in 20 lirası varmış. 20 lirasıyla tanesi 4 lira olan kitaptan alacakmış. Şimdi Yusuf'un 20, Yiğit'in 20 lirasını, tanesi 4 lira olan kitaba böleceğiz. 20'yi 4'e bölerse kaç tane kitap aldığımızı bulacağız. 20 bölü 4. 4'er 4'er 20'ye kadar sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. Evet 5 parmak kaldırdık. 5 kere 4, 20. 20'den 20 çıktı. Ne kaldı? 0. O zaman Yiğit tanesi 4 lira olan kitaptan kaç tane alabilirmiş? Evet 5 tane alabilirmiş. Verilen bölme işlemlerini ardışık çıkarma ile yapınız. Evet neydi? Aynı sayıları peş peşe çıkarmaktı değil mi? Aynı sayıyı çıkarmaktı o sayıdan. Çıkan sonucu da peş peşe yazmaktı. Şimdi bakalım. 16'yı 4'e bölüyoruz. O zaman sürekli kaç çıkartacağız? 4 çıkartacağız. 16'dan 4 çıktı. Kaç kaldı? 12. Şimdi 12'den çıkartacağız. 12'den 4 çıktı kaç kaldı? 8. Şimdi 8'den çıkartacağız. 8'den kaç çıktı? 4 çıktı. Kaç kaldı? 4. Şimdi 4'ten 4'ü çıkartacağız. 4'ten 4 çıktı ne kaldı? 0. Daha çıkarma yapabilir miyiz? Hayır. Çünkü elimizde 0 kaldı. Peki kaç tane çıkarma yaptık? 4 tane çıkarma yaptık. Şimdi 16'yı 4'e bölelim. 4'er 4'er 16 kere 16'ya kadar sayalım. Bakalım 4 yani şu 4 tane çıkarma yaptığımızı buraya doğru bir şekilde yazabilecek miyiz? 4, 8, 12, 16. Kaç parmak kaldırdık? 4 parmak kaldırdık. Yani biz 4 kere çıkarma işlemi yaparak doğru yapmışız. Sonucumuz kaç? 4. Şimdi 12'yi 3'e böleceğiz. 12'yi 3'e bölmek için ardarda arda kaçı çıkarmamız gerekiyor? 3'ü çıkarmamız gerekiyor. Evet 12'den 3 çıktı. Kaç kaldı? 9. Şimdi 9'dan 3 çıkartacağız. 9'dan 3 çıktı. Kaç kaldı? 6. 6'dan 3 çıktı. Kaç kaldı? 3. 3'ten 3 çıktı. Kaç kaldı? 0. Bakalım kaç tane çıkarma yaptık? 1, 2, 3, 4. 4 tane çıkarma yaptıysak buraya kaç yazıyoruz? 4 yazıyoruz. Terimleri verilen bölme işlemlerini yapınız. Şimdi bölünen yerine 10 yazmamızı istiyor. Bölünene 10 yazdık. Bölene 2 yazmamızı istiyor. He, bölümü soruyor bize. Bölüm kaç olacak? 12'ye ikiye bölün. İkişer ikişer ona kadar sayın. Evet 5 diyenler doğru bildi. 5 kere 2 10. Ondan 10 çıktı. Kaç kaldı? 0. O zaman bölüm yerine kaç yazacakmışız? 5 ne? 15. Bölene 5. Bölüm soru işareti. Kalan 0. Şimdi bölümün boş olan kısmını siz doldurun. Hadi bakalım. 15'i 5'e böl. 15'i 3'e bölün. 3'er 3'er 15'e kadar sayın. Evet 5 diyenler doğru bildi. 5 kere 3. 15. 15'ten 15 çıktı. 0 kaldı. Yani bölüm yerine kaç yazmamız gerekiyor? 5 yazmamız gerekiyor. Aşağıdaki bölme işlemlerini örneklerdeki gibi yapınız. Yani ne diyor? Burada bir ev vermiş. Evimizin çatısını görüyorsunuz. Burada da sayılarımız var. Diyor ki aynı kattaki sayıları bölelim diyor. Şimdi 12'yi çatıya böleceğiz. 12 bölü 2 kaç oldu? 6. 8 bölü 2 kaç olur? 8 bölü 2. İkişer ikişer 8'e kadar. Evet 4 diyenler doğru. 18 bölü 2. Şimdi 18'i 2'ye böleceğiz. 2'şer 2'şer 18'e kadar sayın bakalım. Evet 9 diyenler doğru. Şimdi çok kolaya geldik. 6'yı 2'ye bölüyoruz. 6'yı 2'ye bölün. 2'şer 6'ya kadar sayın. Ve 3 diyenler doğru buldu. 6 bölü 2 eşittir 3. 9'u şimdi 3'e bölme işlemini yapıyoruz. 9'u 3'e böldük 3 oldu. Şimdi 15'i 3'e bölün. Artık ritmik sayma yapmamaya çalışalım. Mümkün olduğunca daha hızlanalım. 15 bölü 3, 5. Şimdi 3'ü 3'e bölelim. Bu çok kolay. 3 bölü 3, 1. Şimdi 18'i 3'e bölelim. 18 bölü 3, 6. Evet bu sonuçları bulanları tebrik ediyoruz. Şimdi 4'leri bölmeye geldik. Biraz daha zorlaşıyor işimiz. 20'yi 4'e böldük 5 bulduk. Şimdi 12'yi 4'e bölün. Evet 3 diyenler doğru. Şimdi 8'i 4'e bölün. Evet 2 diyenler doğru. Şimdi 4'ü 4'e bölün. Ve 1 diyenler doğru. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız, karıştırdığınız bir yer olursa aşağıda yorumlarda bize belirtirseniz biz de size daha iyi yardımcı olabiliriz. Güle güle hoşçakalın.